Bizim şu anda geçtiğimiz süreç gazetecilerin ve gazetecilik mesleğinin sürekli kriminalize edilmeye çalışıldığı bir süreç aslında. Biz sadece Dicle Müftüoğlu'nun davası kapsamında değil, diğer gazeteci arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın yargılamalarında da gördük bunu. Arkadaşlarımızın haber kaynaklarıyla yaptıkları görüşmeler, haber amaçlı gittikleri yerler, seyahatler, aileleriyle bile yaptıkları para alışverişleri gibi gibi birçok aslında Dicle'nin de iddianamesinde bulunan birçok mesele suçlama konusu olarak gazetecilerin karşısına getiriliyor. Ama nihayetinde biz şunu biliyoruz, gazeteciler sadece gazeteci oldukları için yargılanıyor ve şunu da biz gördük ki süreç ne zaman çatışmalı, krizli bir döneme evrilse iktidarın da ilk hedef aldığı gazeteciler oluyor. Bu sadece Kürdistan ve Türkiye üzerinden değil, aslında tüm dünyada iktidarların uyguladığı bir yöntem. Ama Türkiye hükümeti, AKP hükümeti son yıllarda bunu o kadar zirveye taşıdı ki dünya ülkeleri arasında çok ileri noktalarda duruyor. Yani biz RSF'nin basın özgürlüğü endekslerinde de görüyoruz Türkiye'nin bulunduğu durumu. Türkiye'de derneğimiz Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin her ay yayınladığı ve yıllık olarak yayınladığı verilerde de görüyoruz. Aslında Türkiye'nin basın özgürlüğü anlamında, gazetecilerin haber alma verme hakkı anlamında, ifade özgürlüğü anlamında çok da karnesi, sicili iyi değil. Dicle Müftüoğlu'nun hala tutuklu bulunuyor olması bunun göstergelerinden sadece bir tanesi. Aslında tutuklamaya, soruşturmaya, kovuşturmaya gerek olmayacak tırnak içinde delil olarak gösterilen noktalar sebebiyle arkadaşımız 10 aydır tutuklu. Bu aslında arkadaşımızın bu yargının topladığını iddia ettiği deliller nedeniyle değil, arkadaşımızın sadece gazeteci olduğu için ve gazeteci olarak özgür basında emek verdiği için tutuklandığı da açık. Bu anlamıyla bizler bundan önceki duruşmalarda olduğu gibi Dicle'nin 3. duruşmasını da takip edeceğiz. Perşembe günü saat 10.45'te Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşması. Bu duruşma sadece gazeteciler açısından değil, aslında toplum açısından önemli bir duruşma. Çünkü Dicle yaptığı savunmalarda sadece gazeteciliği savunmadı, aynı zamanda toplumun haber alma hakkını da savundu. Bu anlamıyla o gün orada gösterilecek olan dayanışma hem gazeteciliği güçlendirecek, gazetecilik mesleğini güçlendirecek, hem de toplumun hakikate ulaşma hakkını, hakikati öğrenme hakkını tekrar güçlendirecek ve bu kadar saldırgan hale ya da kırılgan hale, saldırıları açık hale getirmeyecek, daha fazla güçlendirecek. Bu temelde biz hem gazeteci meslek örgütlerine, meslektaşlarımıza hem de demokratik kamuoyuna bir kez daha çağrı yapmış olalım. Biz gazeteciler olarak, DFG, MKG olarak Perşembe günü Diyarbakır Adliyesi'nde olacağız. Duyarlı herkesi de Diyarbakır Adliyesi'ne çağırıyoruz.